Elazığ'da meydana gelen deprem, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her depremden sonra akıllara gelen depreme ne kadar hazırlıklıyız sorusunu vatandaşlar cevapladı. Evvel gün o Akhisar depreminde ben oturdum, sallandı güzelcene. Dedim göçerse göçer. Oturdum, o sallandı, ben oturdum. Televizyona bakmaya devam ettim yani. Kaçsan nereye kaçacaksın ki? Sokağa çıkacak, başına yıkılacak gene yani. Ha, ne olur, azap çekmesin. Hiç kimse hazır değil yani. Herkes Allah'a kalmış bir şey yani. Kimsenin bir şeye hazırlık yok Kütahya'da yani. Hiçbir yerde bir hazırlık yok. Çünkü yeni evladı varsa, var yoksa hiç öyle bir şey yok yani. Hazırız, ne yapacağız? Hazırız, ne yapacağız? Allah ne gösterirse biz onu yiyeceğiz. Başka çaremiz yok. Allah'ta gelen bir iştir. Bu şey değil yani. Maalesef hazır değiliz. Yani İstanbul'da özellikle yani nasıl söyleyeyim, çarpık yapılaşma hala devam ediyor. Kütahya'mız yine aynı şekilde. Yani ülke olarak iyi çalışmamız lazım bu konuyla ilgili yani. Bir bardak suyumuz bile yok hazırlık olarak. Hazır değiliz yani ülke olarak da, şehir olarak da hiçbir şekilde hazır değiliz yani. Yani yapı olarak da hazır değiliz. Biz zamanla hazırlanıyoruz işte. Zaman gösteriyor her şeyi. Zamanla ülkemiz gelişiyor. Depremlere de karşı hazırlanıyoruz. Tabii almadık. Yani Türkiye olarak almadık. Deprem oluyor. Binalar yani 69'dan sonra mı ne oldu hani deprem yönetmeliğine göre yapılanlar iyi. Ondan öncekiler çok kötü. Onları tedbir alınması lazım. Kiracı olarak biz de kendimize dikkat ediyoruz. Ne diyeyim ya? Millet olarak deprem almamız lazım bunu. Depreme hazır olduğumuzu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani sebebi nedeni de olursa, çünkü binalarımızın, inşaatlarımızın yapında deprem yönetmeliklerinin uygulandığını çok şey yapmıyoruz, görmüyoruz. O 99 depreminden sonra yani bu konuda ne kadar iyi yönde yol aldıysak da yeterli değil. Çünkü dünyada gelişmiş ülkelere bakıyorsun, örneğin Japonya'da 6-7 şiddetinde bir deprem onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bizde yıkım, ölüm demek oluyor. Armacılar geldi, şu an teyzemi çıkarıyoruz.